Şöyle duygusal bir video ile giriş yapmak istedim. Cidden çok duygusal bir video. Bugün de Başakşehir Konya mücadelesi var. Ertelenen mücadeleydi. Ahmet Çal'ın vefatından dolayı ertelendi. Böyle bir video denk geldi önüme. Ben de sizlere de izletmek istedim. Şimdi yavaştan maçlara geçelim isterseniz. Şimdi herkese selamlar dostlar. 22 ve 23 Şubat iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Şimdi ben 8 tane mücadele aldım. 4 tanesi 22 Şubat'tan, 4 tanesi 23 Şubat'tan. Şampiyonlar Ligi maçlarını aldım. İdeal yüksek oranlı tercihlerini önereceğim sizlere. Onun dışında yine ideallerimizle devam edeceğiz. İlk mücadelemiz Konya-Başakşehir maçı. Fakat ondan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Skor bilenler arkadaşlar hemen ekrana gelsin. Manchester City Tottenham mücadelesinin doğru skorunu bilen yok arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. 3-2 var fakat 3-2 Manchester City galibiyeti var. Tottenham tarafından galibiyet bile kimse yazmamış sanırım. Ki beklenen oydu. Herkes mantıklı tahmin yaptı gerçi fenerbahçe Hatay mücadelesinin skorunu bilen iki arkadaşımız Recep Tozluyla Arif Ege Salanak arkadaşımız. Onlar da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilir. Katıl Telegram grubunun linklerini onlara ileteceğim arkadaşlar. Hem sohbet grubu hem de ana Telegram grubunun linklerini ileteceğim. Recep Tozlu ve Arif Ege Salanak arkadaşımız bu iki arkadaşımız. Katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir yarışma daha yapıyorum. 2 günlük bir video zaten bu. 22 ve 23'ü 23'ünde oynanacak. Atletico Madrid United mücadelesinin maç skorunu sizlere tekrardan sormak istiyorum. Yine bilenlerden iki kişi arkadaşlar. Bilen iki kişiyi değerlendir e, gruplarımıza davet edelim. Şöyle söyleyeyim. Bu maçı da e, merak etmem sebebim şu. Ronaldo biliyorsunuz Simeone'yi çok sever. Hepiniz mutlaka biliyor. Atletico Madrid, Juventus maçları olsun, Real Madrid maçları olsun. Oradan bir Simeone'ye bir hayranlığı var. O yaptığı hareketler, geri dönüşler derken. Yani güzel bir karşılaşma olacak. Ronaldo vs Atletico Madrid diyorum ben bu Sizin kendi skorlarınız ne olur? Yorumlara yazarsanız yine bilen iki arkadaşımızı gruplarımıza davet edelim. Hemen diğer raporlara geçtiğimiz zaman Cumartesi gününde bir yüksek misli önermiştim. O başarılı oldu ki zaten Cumartesi'nin kombinesinde vardı bu Roma mücadelesi. Son 9 mücadelenin 8 tanesi geldi. Buraya kolay kolay maç önermiyorum. Öncelikle onu belirteyim. Yani 15 günde 9 maç falan atmışımdır. Veya 20 günde 9 maç atmışımdır. Onu hesaplamadım. Fakat son 9 mücadelenin 8 tanesi başarılı oldu. Cumartesi bunu önerdim. Pazar yüksek misli önermedim. Yüksek misli girecek maç yoktu çünkü kafamda. Yani bir bayan vardı. Ona da artık son haftalardaki performansından dolayı girmedim. Ondan da bahsedeceğim. Yüksek mislimiz burada güzel kazandırdı açıkçası. Ee, değerlendiren yüksek misli takipçilerimize teşekkür ederim. Ee, tebrik edelim. Şöyle genel rapora baktığımız zaman da öneriler olarak cumartesi ve pazarın iki tane cumartesi önerisi yapmıştım bir de pazar önerisi yapmıştım sizlere. Cumartesi önerisi başarılı oldu zaten. Wolfsburg mücadelesinin KG varı, Roma mücadelesinin KG varı 2-23 gibi oranlar idealden kazandık. Pazar önerisinde ise Bayern Münih'in ben sizlere 5-1 gibi bir skor söyledim. Hatta Mimar Sinan'ın hikayesini anlattım. Her taşı yamuk bırakıyormuş nazar olsun diye. Fürtünün atacağı bir golü söylemiştim sizlere. Yani 5-1 skor yazmıştım. Maç 4-1 bitti. Fakat benim istediğim tercih gelmedi burada. Ya 2'den ikiden bir oldu maç. Yani Bayern iddiaya mı çalıştı? Biraz iddiaya çalıştı açıkçası. Öyle de pazar şanslı vardı. Genel olarak cumartesi ve pazara baktığımız zaman da maçların genellikle sürpriz çıktığını da burada belirtmek isterim. Cumartesi videosunda 5 tane loss var. 8 tane win var sanırım. Pazar yarı yarıya sanırım. Bu şekilde raporlardan da bahsetmiş olayım. Bir de katı telegramdan şöyle ilerleyeyim. Dün burada güzel bir seri yakalamıştık. Anadolu Efes mücadelesi vardı. İlk yarı 66.5 üstü ben aldım. Sonlara doğru biraz güzel geldi. O Anadolu Efes'in attığı üçlüklerden dolayı geldi. Kupa maçıydı. O geldi. Bir de Fenerbahçe'ye verdim. Ev 63.5 üstü devre arasında verdim bu mücadeleyi. O da başarılı geldi. Zaten 70 küsurlara kadar çıktı. Orada ben çıktım. Diğer editör arkadaşlarımızın paylaşımları derken ev 2.5 üstünü yakaladık burada. Bir kır koranı var gerçi. Çok marifet değil. Ama bayan çevireceğini biliyorduk açıkçası. Onu değerlendirme altına aldık. Şöyle bakayım başka ne varmış? 3.5 kaç orandan? Bununla bir 42. Bunu da geçelim. Şöyle gelenler gelenler yatanlardan bunun da bir 55 oranı varmış. Mesela yatanlardan burada ne var? Onu da gösterelim. Hep tutanlar gösterme muhabbet olmasın. Deplasman 4.5 üstü denemişiz burada. 1.70 gibi orandan maç 4-1 bitti sanırım zaten. Bu başarısız olmuş. Burada başka başarısız olan Fenerbahçe mücadelesi de burada başarısız oldu. 2.39'luk bir öneri yapmış Bilal arkadaşımız. 1.5 üstü geldi fakat Lafa 6-0 bitti sanırım. Erken dakikada vermiş. Bu da mesela başarısız oldu. Bunları da sizlere göstermekten şeref duyarım diyeyim. Seviyelerden kısaca bahsetmek gerekirse ana Telegram grubumuz bildiğiniz üzere ağırlıklı olarak canlıların olduğu gruptur. Canlı tercihlerimiz bulunmakta burada ve ideal kombineler şekilde ilerliyoruz. Telegram yüksek oran grubuna tekli yüksek oranlı tercihlerimiz böyle alt alta yazı halinde ben atıyorum. Onlar burada. Yüksek misliydi zaten bahsettim. Yarın gelir mi? Yarın gelebilir. Yarın bir yüksek misli çıkabilir açıkçası. Düşünüyorum bir tane mücadeleye bakalım. Ona göre bu yüksek misliyle de değerlendirebilirim. Hem kanalımıza katkıda bulunup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız sizler, sizler de katıl Telegram gruplarına dahil olabilirsiniz. İlk mücadelemiz Başakşehir-Konya mücadelesi. Sizlerden art üzerinde like bekliyorum. Videonun sonunda herhangi bir kombin önerisi yapmadım. Çünkü son iki videoya 280'lerde kaldı like. Art 300'ün üzerine geçerse ben zaten sizlere kombin önerisi yapmaktan her zaman söylüyorum. Yaparım yani hiç problem değil. Çünkü katıl zaten kombinelerimi çıkartıyorum. Katıl Telegram'a iki tane kombine çıkartıyorum. Onların bir tanesini bu da güveni yüksek olan kombineyi YouTube'da veriyorum zaten. Her zaman böyle olmuştur. Katıldaki arkadaşlarımız da bilir. Sizlerden ricam like'larınızdır. Başka bir isteğim yok. Başakşehir Konya mücadelesi. Şimdi bu maç hakkında çoğunuzun bilmediği bir şey söyleyeyim. Bu maçta benim kadromda şu an yazılımda verilen kadroda Pizzi, Trezeguet, Serdar Güller gibi isimler ilk 11'e yazılmış. Fakat maç erteleme maçı olduğu için o isimler oynamayacak. Yani o bilgiyi vereyim sizlere. Böyle bir bilgi var. Yani o tam doğru mu bilmiyorum ama doğruluğu yüksek bu bilginin. O yüzden yani Okaka'da burada kart cezalısı olduğunu söyleyeyim. Okaka kart cezalısı, Deniz Türüç kart cezalısı, Pizzi yok, Trezeguet yok, Serdar Güller yok. Evcunda kim oynayacak? Berkay Özcan oynayacak. Bir de Gulbar yaz. Alt yerlerini kim oynayacak yani? Başakşehir'in hücumu sıkıntı burada. Öncelikle onu belirteyim. Konya'da ise Yaptığı yeni transferlerden falan var mı yok mu? Şöyle baktığım zaman zaten çok fazla bir ekleme yapmadı. Kart tezahüratlısı Abdülkerim bu maçta olmayacak Konya Spor'da. Ben burada Konya Spor'un yenileceğini düşünmüyorum. 0-2 çifte şansı ben zaten bir idealden yazdım. Çok da bir oranı yok. 1-34 gibi oranı yazmışlar zaten. Bunu ben bir yazdım mı? Yani Konya'nın ben yenileceğini düşünmüyorum. Çünkü Başakşehir hücum attı komple yok yani. Komple. Konya yenebilir mi? Yenebilir. 3 oranı var burada. 3 oranı var Konya'nın. Ben burada... Beraberlikle Konya arasında kaldım açıkçası. Bu yüzden bir 0 2 çiftte şanstan ideal aldım. Ama 3 orandan bir Konya galibiyeti denenmez mi? Yazdım ben de. 3 orandan bir Konya galibiyeti. Çünkü hücum hattı yok Başakşehir'in. Bu oran yarın da düşebilir. O yüzden bir maç sonu 2 denemesi de 3 orandan sistem kuponlarınıza bence ekleyin. Ama idealden isteyenler burada 0-2 çifte şansı ekleyebilir. Konya'nın ben yenileceğini düşünmüyorum. Hasty ile mücadelesi. Şimdi diye şey geldi. Şota geldi bildiğiniz üzere. Şu an bir daha galibiyet alamadı sanırım. 3 galibiyet almıştı. Hasty Al ondan sonra zaten Şota geldi. Daha galibiyet alamadı. Şimdi Acun bu maça gider. Acun abimiz bu mücadele geçer. Sercan'ın da bir golü. Sercan Ardan hat-trick yapar bu maçta. Şimdi baylar Barnsley'in ben burada ya Barnsley'in burada gol aralığına baktığımız zaman ya hiç gol atamayacak. 0 olacak ya da maksimum 1. Hal City'ye baktığımız zaman da ya 3 gol atamaz da 1-2 arasında kalıyor. Ben yüksek orandan gittim. Tekli tercih olarak bu mücadeleye. Şöyle bir tercih yaptım. Çünkü buradan tırmanmak istiyorsa artık kadro olarak da zaten her iki takım da yetersiz bence. Ama bu tür maçları da Hal City'nin vermemesi lazım. Ben şöyle bir yüksek orandan aldım. 2-14 gibi orandan tekli olarak aldım. 3.5 altında bir yaptım. 2.14 gibi oranı var. Başka bir tercih almadım bu mücadeleye. Tek yüksek oran olarak değerlendirdim. Yani zaten golü bir maç beklenmiyor. Benim yazılımımda çıkan skor 0-0. 0-0 skor çıkıyor bakın maça. Fakat alması lazım yani. Kör topa sağır bir şekilde bir o topu kaleye sokmaları lazım Alstin'in. Alttaki yani bu maçları kaybederse sıkıntı yaşar yani. Atış hattına zaten atış hattının oralarda puan farkı biraz var. Fakat bu tür maçları salmaması lazım. Halstin. O yüzden 3.5 altında 1 yazdım. Chelsea Lille mücadelesi. Ben Lille bu sezon hiç bahis aldığımı gördünüz mü? Almadım. Geçen sezon çok değerlendirdik. Şampiyonlu oynuyordu, güzel oynuyordu. Bu sezon daha hiçbir bahisini doğru düzgün almadım. Almışsam bir veya en fazla ikidir. Sezon başından beri. Çünkü o tadı vermiyor. Oyun tadını vermiyor Lille takımı bu sezon ciddi anlamda. Son zaten Messi de yenemediler. Kendi evinde biraz baskılı oynadılar fakat yenemediler. Hücumda da üretkenlikte sıkıntı var. David bireysel performansıyla da iyi fakat Burak Yılmaz'ı artık son günlerde o besle iyi besleyemiyorlar diyeyim ben sizlere. Şimdi Chelsea'den bahsedelim. Chelsea bu mücadeleyi bence kazanır zaten. Bunda herkesin fikirdir. Fakat Chelsea burada nasıl kazanır? Ben Chelsea'ye burada şöyle bir yazdım. 3 gol yazmadım. Chelsea'nin ben 3 gol atacağını düşünmüyorum. 1 veya 2. Ki ben iki de kararlıyım. Yani Chelsea burada 2 tane gol atar. Onda ben sizler gibi muhtemelen sizler de düş öyle düşünüyorsunuz hem fikrim. Chelsea'nin burada 2, Lille'in burada kaç gol atması önemli. Lille'in 2 gol atmasını ben imkan vermiyorum. Ki zaten deplasman 1.5 altı açmamışlardır. Bakmadım. Hatta bir bakayım. Aynen. Tek golü 1.76 zaten Lille'in bak. Tek golü 1.76. 0-1 Lille yani burada gol aralığına baktığımız zaman da. Ben tam şöyle size net bir şey söyleyeyim. 2-0 Chelsea galibiyeti. Bakın. 2-0 Chelsea galibiyeti. Ben nasıl değerlendirme altına aldım? Ben şöyle bir idealden önerebilirim. Yani kombinelere ekleyebilecek bir öneri bu. 4.5 altında 1 yazdım ben bunu idealden. Siz bunu şöyle değerlendirme altına alabilirsiniz. 3.5 altında 1 yapabilirsiniz. Eğer 2-0 skora güveniyorsanız ki ben öyle düşünüyorum. 2-0'lık net skor düşünüyorum. 2.5 altında 1'in oranı zaten. 2.65 maç skoru zaten. 5 oranı var. Ben 5 oranı da yazdım buraya kendi notlarıma. Yani tam 2-0'ı bekliyorum. Tam 2-0'lık maç. Bakın. Tam 2-0. Daha da bir şey demiyorum. Villarreal ile Juventus mücadelesi. Şimdi bu maç zorlu bir maç. Şimdi ev sahibinde Gerard Moreno bu mücadelede olmayacak. Sakat olarak gözüküyor. Oynamaz olarak gözüküyor. Onu belirteyim. Lo Celso şüpheli durumda. Şöyle bakayım. Pena bu maçta yok. Ruben Pena. Onun dışında deplasmanda da önemli eksiklikler var. Federico Chiesa zaten sakatlanmıştı. Uzun süre sahalardan yok. Chiellini bu maçta yok. Bonucci bu maçta muhtemelen olmayacak. Şüpheli durumda gözüküyor. Dybala da oynamaz diye gözüküyor. Fakat maç saatinde belli olacakmış. Bunu da bir araştırma yaptım. Yani her iki takımda da eksikler var. Villarreal kendi evinde iyi bir takım. Yeri geldiği zaman kafanmasını iyi bilen, yeri geldiği zaman da atakları iyi çıkan bir takım. Yani derli toplu takım derler ya öyle bir takım Villarreal takımı. Ben şöyle bir tercih yaptım. Tek tercih ilerledim bu mücadelede. Zor bir maç açıkçası zor bir maç. Fakat gol marjı 2-3 gol aralığında kalacak gibi. Fakat ben 2-3 gol bandına da gitmedim. Ben bir idealden korner aldım. 8.5 üst korneri aldım. Şöyle bir 42 oran var. 8.5 üst kornerin. Ee, burada 8.5 üst korneri değerlendirme. Korner çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Korneri bir değerlendirme altına aldım zaten. Biraz daha bana bir 42 oran değil. Biraz daha yüksek oran ne çıkartabiliriz diye bana sorduğunuzda. Gol marjının 2-3 gol aralığında kalması yüksek ihtimal. 1.78'de 1, bunun oranı var. Ya yani bunu da böyle bir alternatif olarak değerlendirme altına alacaklara önerimdir. 2-3 golde biraz daha yüksek olan ama korner maçı olarak yazdım ben bu mücadeleyi. 23'ündeki maçlara baktığımız zaman da şimdi 23 için gelen herkese tekrardan teşekkürler diyerekten de hoş geldiniz baylar. Şimdi ilk mücadelem Liverpool-Leicester United mücadelesi. Liverpool zaten Kaybetmez bence zaten. Hafta içinde hafta sonunda Norwich'e 1-0 geri düştü. Sonradan bir anda 3-4 tane attı geçti acımadı. Ki zaten o maçın da ilk yarısında canlı olarak ben girmiştim. İlk yarı 1 olarak girmiştim. gol atmadı. İkinci yarı açıldı. Şimdi ben bu mücadeleyi şöyle. Bu arada Leeds United, United mücadelesinin son maçını biz KG var olarak değerlendirmiştik. Benim aklımda Korner de vardı. Hatta lan Korner mi girsem diye. Ye. İyi ki Korner girmemişiz. Korner zaten ben şöyle maçın formuna baktım. İlk 30 dakika hiç korner yok. Millet nasıl sövüyor yani. Korner çıkmadı, korner çıkmadı falan diyerekten. Fakat ben bu mücadelede korner gittim. Bu maç hakkında çok fazla konuşmaya da gerek yok. da uzun olsun istemiyorum. Direkt 9.500 korner yazdım ben buna. 8.5 yazmışım da Liverpool'a 8.5 açmıyorlar. 9.5 açıyorlar. Direkt korner yazdım. Tek ideal tercih. Başka önermedim. Korner maçı olarak değerlendirdim. 23'ün değerlendireceklere bol şanslar. Geçeyim hemen. Pulum'la Petersburg mücadelesi. Kolum son maçta 2-1 mağlup oldu kendi evinde. Fakat şöyle bir şey oldu. Yani oynamayıp da yenilmedi. Takım oynadı, top kaleye girmedi. Rakip Reza sahasında sürekli topla buluştu, kaleye şutlar denedi, 20 tane şut attı. 7 tanesi kaleyi buldu. Kaçan net pozisyon derken yani mağlup oldu. Şanssızlık mağlup oldu. Burada ev, evinde kaybetceğini düşünmüyorum. Bir şöyle skoru söyleyeyim ben? 3-0'lık bir skor beklentim var. Handikaplı galibiyeti 1.42 idealdir. Zaten ben 3-0 yazdım. Olur da 2-0'da veya 3-1'de kalır diyerekten. Bu idealdir. Gelebilir. Skoruma göre 3-0 skora göre 214 gibi oranı da değerlendirebilirsiniz. 3 farklı Fulham -um galibiyeti. Kendi evinde affetmiyor. İlk yarı oranı yok. İlk yarıdan oranı olsa ilk yarıya girecektim. Oranın çok düşük. 1-40'ın altında olduğundan girmedim. Fulham'ın -um ben burada 3-0'lık galibiyetini yazdım. Sizler de o şekilde değerlendirme altına alabilirsiniz. Handikap 1. İdealdir. Handikap için yani 3 farklı galibiyet yüksek oranlı 2-14 gibi orandan sizlere önerimdir. Atletico Madrid United mücadelesi. Vallahi şöyle söyleyeyim. <laughs> bu maçı düşünmek bile beyne zarar. Samimi söylüyorum bu maçı düşünmek bile beyne zarar. Belirteyim. Ben güzel bir oran yakaladığımı düşünüyorum. Yani et diye süt diye biraz karışmadım. Şimdi bu maç 0-0 da bitebilir. 3-3 de bitebilir. Biliyorsunuz yani Atletico Madrid son dönemlerde özellikle bu sezon gol atan gol yiyen bir takım haline geldi. O eski görüntüsü yok çok fazla. Fakat bu tür maçlarda ne yapacağı belli olmuyor. United zaten ne kadar kanser bir takım olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz diyeyim ben United'ın o kanserliğini. Şöyle bakın oranın güzelliğine bakın. Bir saniye şu tümünden göstereyim. İlk yarı bir gol olur. 1.38 mis gibi ideal. Yani kim atarsa atsın. İlk yarıdan 5 gol çıksın. İlk yarıdan 3 gol çıksın. Daha fazla bu maça bahis almak istemiyorum. Sadece ilk yarı 0.5 üst tek idealim bu mücadeleye. İlk yarıdan bir gol gelebilir yani. Her iki takım atabilir. Atletico Madrid basar arkadaki o boşlukları United'i değerlendirebilir ki zaten son dönemlerde Pogba ve Pogba ve Bruno Fernandes'in o uzun toplarla United'in zaten son dönem zaten taktiği bir nevi buna bağlı. Yani üstüne gelen takımlara karşı o uzun toplarla rakip kalede çok güzel boşluklar yakalıyor. Atletico Madrid de baskıdan dolayı atabilir. Ben burada iki yerden bir gole girdim. Eğer şöyle de bir şey yazdım. Bakın dediğim gibi 0-0 bile bitebilir bu mücadele. Eğer yüksek oran istiyorsanız da yani erken bir gol bu mücadeleyi açabilir. 2.5 üstün oranda 1.93. Bu da benim sizlere önereceğim yüksek oranlı tercihimdir. Geçiyorum. Benfica Ajax mücadelesi. Son mücadele. 17 dakika olmuş hemen bitireyim. Şimdi Benfica'ya baktığımız zaman bu maçı tutabilir mi diye düşündüm ben yani. Benfica'nın burada 2 gol atmasını beklemiyorum Ajax'a zaten. Ajax nasıl oynar? Benfica bu maçı tutabilir mi? Ben öncelikle bunları düşündüm. Ajax şimdi deplasman gol kralı olmadığından dolayı gol kral gol kralı mı dedim ya? Gol kuralı. Gol kuralı olmadığından dolayı şimdi Ajax takımı burada hurra bir oyun sergilemeyecektir. Yani o etkin baskılı ayak oyununu burada deplasmanda sergilemeyecektir. Çünkü Benfica'ya o oyunu sergilersen Benfica'nın hücum hattı tehlike. Bakın özellikle Nunez'i son dönemlerde zaten takip etmişsinizdir. Veya Şampiyonlar Ligi'ndeki izlediği maçlara baktığımız zaman da veya biraz Portekiz Ligi'ni takip, takip edip izlediyseniz Nunez'in altına top saldığınız zaman Seferovic bu maçta muhtemelen olmayacak sakat. Eğer 0 de olsaydı ikisi çok fazla pozisyona giriyor o kontra ataklardan. Nunes tek başına kalacak bu sefer. İşte Ajax o kontra atakları Benfica'ya vermek istemeyecektir. Benfica da kendi sahasında alanları iyi kapatacaktır. Yani Ajax'a çok fazla pozisyon vermek istemeyecektir. Ben bu mücadele ideal bir tercih almadım. Bu da zor bir maç. Bu haftanın Şampiyonlar Ligi maçları ağırlıklı olarak zor maçlar. Ben 2-3 gol bandında kalır diye düşünüyorum burada. Ajax maçlarına böyle oynamak biraz kumara girer. Yani Ajax bir anda 5 tane 6 tane de atabilir. Fakat ben Benfica'nın o oyunundan dolayı alanları iyi kapatıp oyunu tutabileceklerinin inandığımdan dolayı mücadele bandının 2-3 gol aralığında kalmasını bekliyorum. 1.85'te bunun oranı var. Başka da bir tercih yapmadım zaten bu mücadeleye. Toplamda 8 tane mücadelem var. Dediğim gibi bir kombin önerisi yapmadım. Videoya artı 300 like gelmediği için cumartesi ve pazar. Ee, ideallerden veya yüksek oranlardan kafanıza yatanları alıp değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.